Yani zaten en baştaki kayyum gerekçesi yapılan dosyanın kendisi tamamen bir düzmeceydi. Kayyuma gerekçe olmak üzere ne kadar saçma sapan şey varsa bir araya getirilmişti. Bunun üzerine defalarca konuştuk. İşte iddianamedeki gerekçeler. Hepsi uyduruk gerekçelerdi. Yani en basiti işte komik olan, en çok komik olanı HDP'nin aday tanıtım programına katılma gibi bir gerekçe. Benzeri gerekçelerdi. İşte o zaman 8. Ağır Ceza Dairesi bunu beraatle sonuçlandırdı. Oy birliğiyle savcı zaten bir şey talebinde bulunmadı. Savcının kendisi beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyetiyle onayladı. İtiraz süreçleri bitti. Gerekçeli karar yazıldı. Dava tamamen hukuken bitmişken greve iade talebimiz üzerine Diyarbakır Valiliği gayri hukuki bir yolla, hukuk dışı bir müdahaleyle istinaf yolunu açtırdı. Yani istinaf yolu kapalı verilmişti dava, beraat. İstinaf yolunu açınca dava istinafa taşındı. İstinafa taşınma gerekçesi de valiliğin, işte biz bu karardan dolayı mağdur oluyoruz, mağdur tarafız diye. 2 yıla yakın bir süre istinafta kaldı. Sanırım 22 ay işte. 22 ay boyunca istinaftaydı, 22-23 ay. İstinaf mahkemesi de beratı onadı. Gerekçeli kararı da yazdı. Gerekçeli kararda da şu var. Valiliğin bu meseleyi, bu davayı istinafa taşıması hukuken usulsüzdür. Çünkü valilik taraf değil, mağduriyet de söz konusu değil. Böyle bir şey. O açıdan esastan, yani usulden daha doğrusu hatalı buldu ve davayı zaten onadı. Buna rağmen valilik tekrar itirazda bulunmuş bu karara. İşte siz bunu bize müsaade edin, temize taşıyalım Yargıtay'a. Valilik de, İstinaf Mahkemesi de bu kararın taraf olarak valilik tarafından istinaf edilmesinin mümkün olmadığını, aslında gayri hukuki olduğunun gerekçesine vurgu yaparak temiz yolunu da açmadı. Dava kesinleşti 22 Mayıs itibariyle. Şu anda o dava tamamen bitti. Kayyum davası her açıdan bitti. Biz de greve iade talebini dün itibariyle valiliğe bildirdik. Bir ay içerisinde en geç buna yönelik bir cevap bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Yani zaten bizim davaların hepsi, kayyum davaların hepsi düzmece. Baştan sona hukukun işlemediği davalar. Şu anda da yine düşünün ki, yani greve iade önünde hiçbir engel bulunmamışken biz şu anda greve iade edilmenin yani olup olmayacağını kestiremiyoruz. Eğer hukuk işlemiş olsaydı kesinlikle şunu diyecektik ki iade gerçekleşecek. Ama hangi birine sorarsanız, sokaktaki bir vatandaşa da dahi, derseniz ki bu iade olacak mı diyecek, bilmiyorum. Bu demek hukuk işlemiyor. Şimdi şöyle, mesela diyelim ki iddianamelerde geçen bütün her şeyin kurgu olduğu açık net. İşte genel anlamda kamuoyuna yansıtılan şey nedir? Kayyum atamaların gerekçeleri. İşte belediyelerin sözde işte örgüte para aktarması, finansal destek sağlaması. Bu genel geçer bir kural olarak, genel geçer bir iddia olarak kamuoyunda biliniyor. Ama yani hiçbir arkadaşın iddianamesinde, yani kayyum atanan hiçbir belediyenin iddianamesinde böyle bir şey yok. Yani mesela benim dosyamda finansla ilgili hiçbir şey yoktu. Ne vardı? İşte dediğim gibi aday tanıtım programına katılma, Nevroz programına katılma, seçim kazanmışız diye kutlama programına katılma, işte bilmem herhangi bir taziyeye gitme gibi gibi bu tip şeyler. Dolayısıyla kayyum atanmasına karşı basın açıklamasına katılma gibi böylesi gerekçeler. O açıdan zaten baştan sona düzmeceydi. Düşünün, yani bir iddia makamının kendisi tutup diyor ki bu dosya boştur. Savcı yani diyor ki bu dosya boştur. Bu dosyada hiçbir elle tutulur iddia yok. Delil zaten bulunamadı. İddia değil ki delil ortaya konulsun onunla ilgili. O açıdan netleşmiş bir şey var bizim için. Kayyum kararları tamamen siyasidir. Hukuk kılıfına büründürülerek atanan kayyumların hazırlandıkları o dosyalar, hazırladıkları dosyalar da düzmecedir.